Değerli dostlar, çok net bir şekilde görüyoruz artık. Bu heyecanı kimse tutamayacak. Bu tablodan korkacaklar. O sarayı üniversite yapmak için gün sayıyoruz. Sarayı Atatürk Üniversitesi yapacağız. Milletimize söz veriyoruz. Şimdi milletvekili aday adaylığı açıklamasını yapmak üzere değerli ağabeyim Kıvanç Atmaca'ya sözü bırakıyorum. Buyurunuz. Değerli dostlar, ülke olarak eğitimden sağlığa, adaletten ekonomiye, hayatın her alanında çok zor günler yaşıyoruz. Ve tüm bu zorlukları aşmak, geride bırakmak için ise tarihi bir sürecin eşiğindeyiz. Ülkemizin kötü yönetimi nedeniyle yaşadığı zorluklar yurt satında bütün çıplaklığıyla gözler önüne çıkmışken, insanlarımızın yüzleşmek durumunda kaldığı acı tablo da maalesef ortada. Bu güzelim coğrafyayı ve bu toprakların güzel insanlarını, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini düşündükçe içimiz kan ağlıyor. Tüm bu sorunların üstesinden güç birliği, gönül birliğiyle geleceğiz. İnanın gelecek hiç bu kadar yakın olmamıştı. Geleceğimizi geri alacağız. Değerli dostlar, şimdi gelecek nesillere borcumuzu ödeme zamanı. Şimdi onların çalınan geleceğe dair hayallerini geri alma zamanı. 14 Mayıs 2023 tarihi umutlarımızın, hayallerimizin başladığı bir dönüm noktası olacak. 14 Mayıs'ta ülkemizi demokrasiyle taşlandıracak ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında tüm vatandaşlarımıza huzur, barış ve refah getireceğiz. Kardeşlik sofrasını birlikte büyüteceğiz. Kardeşlik sofrasına birlikte oturacağız. Birlikte çalışacak, birlikte başaracağız. Yunus Emre'nin dediği gibi, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Bu kötü gidişe millet olarak birlikte dur diyeceğiz. Birlikte başaracak, birlikte kazanacağız. Birlikte tarih yazacağız. Umutsuzluk yok. Bu şehre hayat veren Uludağ'a bir bakın. Her türlü kuşatmaya rağmen umudun anıtı gibi tüm heybetiyle karşımızda duruyor. Nilüfer Çayı'na bakın. Tüm kirletenlere inat, ayrım yapmadan bir uçtan öbür uca Bursa'mızı kucaklamaya devam ediyor. Kökleri geçmişimizden aldığımız gücü, gökyüzüne uzanan dalları ise geleceğimizi simgeleyen İnkaya çınarına bakın. Biz de onun dalları gibi kenetleneceğiz. İçinde bulunduğumuz tüm zorlu koşullara rağmen dimdik ayakta duracak ve geleceğe hep birlikte umutla, inançla ilerleyeceğiz. Bugün son dönemlerde hiç olmadığımız kadar umutluyuz. İnanıyoruz. Bir hayalim var diyerek tarihe meydan okuyan Martin Luther King'i hatırlayın. Bu ülkeyi çok seven yurttaşlar olarak bizim de hayallerimiz var. Benim hayalim bir makam, bir mevki sahibi olmak değil. Ülkemizin güzel yarınları için mücadele etmek, umutlarımızın bir parçası olmak. Çünkü ben de sizler gibi Bursa'mızı çok seviyorum. Ülkemizi çok seviyorum. Her şey daha güzel bir Mustafa Kemal Paşa için. Her şey daha güzel bir Karaca Bey için. Her şey daha güzel bir Bursa için. Her şey daha güzel bir Türkiye için. Kıvanç duyacağınız bir Bursa için. Kıvanç duyacağınız bir Türkiye için. Hepinizin desteğini bekliyorum. Sağ olun, var olun.